İstersen bunlara bakabilirsin. Ne diyorsunuz ya? Neyden bahsediyorsunuz? Neye bakabilirim? Bak nasıl şeyler götürdün sen. Ne demek? Ben bunları götürmedim. Ben böyle bir şey asla yapmadım. Nasıl yapmadın sen bunları? Gel, görüntülerin bile var senin. İstersen buradan bak. Hiç fark etmez. Ne görüntüsünden bahsediyorsunuz siz? Gel, istersen bak. Peki? Bak bakalım. Burada bu zararlı şeyleri götüren kim? Hayır, bunu yapan ben değilim. Nasıl sen değilsin? Bak, oradaki adamlara... Sen veriyorsun bunları. Bunların hepsi ama hepsi suç. Seni istersen polise veririm. Hiç önemli değil. Parayı ödeyemezsen bile, burada çalışamazsan bile seni polise veririm. Siz neyden bahsediyorsunuz? Kendinize gelin. Ben daha kaç yaşındayım da beni polise vereceksiniz? Ben böyle bir şeyler yaptığımın farkında bile değildim. Siz beni normal bir şeyler götürüyorsunuz diye gönderdiniz her yere. Akıllı olsaydın kızım, akıllı. Her şeye kanmasaydın. Ne istiyorsunuz şimdi benden siz? Ne istediğin belli. İşe devam edeceksin. Kimseye de hiçbir şey söylemeyeceksin burada olan bitenlerle ilgili. Yani hem susup hem de sizi köle olmamı istiyorsunuz benim. Nasıl kabul edersen. İstersen eskiden olduğu gibi normal bir çalışan olursun. Senin yaptığın işlerin hepsi bir suç kızım. İstersen de seni polise veririm. Rahat rahat yatarsın orada. Hayır, böyle bir şey yapmayın. Babam kalp krizi geçirebilir tekrar. Tamam, çalışacağım. Aferin Müşra'cığım ya. Şöyle yola gel. Şimdi çıkabilirsin. Mesain yok. Peki. Ha bu arada. Efendim? Eğer birine bu konudan bahsedersen gerçekten sen ve ailen çok büyük tehlikedesiniz. Haberin olsun. Peki, kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim. Ne oldu sana Büşra? Neden böylesin? Bir şey yok Berkcan. Ben eve gitmek istiyorum. Yoruldum da. Çıkacağını söyledin mi adama? Evet evet söyledim. Ne dedi? Ya biraz daha çalışmam gerektiğini söyledi. Hem bana daha çok harçlık verecekmiş. Okulda da lazım olur. Hayır Büşra, okulla burası nasıl idare edeceksin? Ederim ben ya idare. Sıkıntı yok. Benim için basit zaten ya. Hatta kendime çalışmayı çok istedim burada. E sen buraya işten çıkmak için geldin. Ne oldu sana? Sen bir değişmişsin. Ya bir şey olmadı Berkcan, iyiyim. Sadece düşündüm de karar verdim. Bence devam etmeliyim. Hem okul hem burayı idare edebilirim diye düşündüm. Büşra, bunu istemiyorum. Buna gerek yok. Berkcan, ben istiyorum. Senin isteyip istememen hiç de önemli değil. Bunu biliyorsun. Hadi gidelim artık. Beni eve bırak. Peki hadi gidelim. Bak güzelim. Bir sorun olmadığına eminsin değil mi sen? Yok diyorum Berkcan, bir sorun falan, güzelim diye başlama yine sende. Ama güzelim yani, ne bileyim, yüzün asılınca ben de birden korktum. Yok yok, sıkıntı yok. Hem birazcık yoruldum ya bugün. Biraz dinlensem geçecek. Hadi sen de git istersen. Of ya, ben şimdi ne yapacağım ya? Resmen kapana sıkıştım. Kimseye de bu olayı anlatamam daha fazla. Babamın bunları duymaması gerekiyor. Eğer duyarsa adam daha çok üzülecek. Zaten yeteri kadar borcu var adamın. Bir de bunlara kafayı takmışsın. Uf, sabah da erkenden okul var, bir an önce gideyim üzerimi değiştireyim, uyuyayım biraz. Günaydın. Günaydın güzelim. Hayırdır? Suratından düşen bir parça yine. Yok ya, gayet iyiyim. Kanka ne yapıyorsun? İyiyim kanka, ne yapayım işte. Gece sana bir sürü mesaj yazdım. Niye görmedin? Ne bileyim kanka. Ben uyumuştum erkenden sen bana mesaj yazmazsın diye. Kızım ben her gece sana mesaj yazıyorum. Niye yazmayayım? Güzelim, bana neden mesaj yazmıyorsun? Bir tane aşk itom yazsan çok muydu? Berkcan, ben sana ne zaman aşk itom dedim de sana aşk itom diye mesaj atacağım? Ya ilk olurdu. İlkler güzeldir güzelim. Ya dur Berkcan ya. Zaten canım sıkkın. Neye canın sıkkın ki? Ne diyorum ben ya? Şaka yapıyorum şaka. Canım falan sıkkın değil. Ayşe, rehber öğretmeni seni çağırıyor. Ayşe, rehber öğretmeni neden seni çağırıyor ki? Bilmiyorum kanka. Gidip bakayım yani, öğreneyim. Neden çağırdığını orada öğrenebilirim ancak. Allah Allah. Geçen de seninle öğretmen konuşuyordu, diğer öğretmen. Şimdi rehber öğretmeni konuşmak için çağırıyor. Bilmemiz gereken bir şey mi var Ayşe? Yok kanka ya. Hiçbir sorun yok. Demek ki beni çok seviyorlardır yani. Ay, seni mi sevecekler ya Allah'ım? Dur da inan. Ayşe sen eziksin kızım ya. Ezik yani. Max ezik seviyesindesin. Sus bir Layda ya. Saçma sapan konuşma. Allah Allah. Sen bir şey biliyor musun Emir? Yo, gerçekten ben de bilmiyorum. Bu aralar biraz tuhaf davranıyor. Güzelim ya. Olur böyle şeyler. Emir onun canını sıkmıştır. Odun hödüğün teki olduğu için benim gibi herkes karizmatik ve centilmen bir erkek değil. Yok ya kanka, sen mi öylesin? Evet evet, aynen ben öyleyim zaten. Ay Berkcan çok tatlısın. İlayda başlama yine. Efendim öğretmenim, beni çağırmışsınız.
Yunus. Ayşe, nasılsın? İyi misin? İyiyim öğretmenim. Bir şey mi oldu? Yanlış bir şey mi yapmışım okulda? Hayır, öyle bir şey demedim. Ailen nasıl? İyiler mi? Onlar da iyi öğretmenim. Evdeler, gayet iyiler. Keyifleri yerinde. Anladım Ayşe'cim. Bugün seninle beraber evinize gidebilir miyiz? Neden öğretmenim? Sorun ne ki? Yani beraber gidelim. Ailenle tanışmak istiyorum senin. Anladım öğretmenim de benim ailem evde değil. Nasıl yani? Sen tek başına mı kalıyorsun? Hayır öğretmenim. Aslında evdeler de. İşten geç geliyorlar. Olsun ya. Ben beklerim seninle beraber. Ama öğretmenim. Olsun dediğim gibi beklerim ben seninle beraber. Ders çıkışında buluşuruz, tamam mı? Peki öğretmenim. Sizin dediğiniz gibi olsun. Şimdi öğretmen neden böyle bir şey istedi? Kesin bir şeylerden şüpheleniyorlar. Ailevi durumlarımın kimsenin öğrenmesini istemiyordum. Geçenki Erhan Hoca beni yakaladığı için şüphelendi. Sanırım rehber hocasına yönlendirdi. Of ya, şimdi ne yapacağım? Neyse, kimseye belli etmemem gerekir. Ayşe, ne yapıyorsun orada? Geliyorum kanka, bir şey yok. Ne dedi öğretmen? Sana bir şey mi söyledi? Yok, bir şey söylemedi ya. Öyle derslerle ilgili şeyler. Kitap falan mevzusu ya, biliyorsun öğretmenden ne konuşacak? Böyle şeyler konuşur. Emin misin Ayşe? Eminim, eminim ya. Öyle şeyler işte. Hadi derse girelim artık. Ne oluyor ya? İlayda! İlayda! Ne oluyor be, gerizekalı, ne diyorsun? Geçmiş olsun. Hasta olmuşsun. Doktorlara gitmişsin. Haberim yoktu, kusura bakma. Bu çiçeği kabul eder misin? Lan git başımdan, ne çiçeği ya? Niye kuşum? Çiçeğimi kabul et, sen benim kuşumsun. İlayda'nın bir kuş olmadığı kalmış her şey. Aynen kanka, aynen. Lan daha bir görüşmeyin lan benimle. İlayda niye kabul etmiyorsun? Çocuğun çiçeğini kabul etsene. Sana o kadar geçmiş olsa çiçek getirmiş. Canım benim ya, saçları da maviş maviş, çok güzel. Tam senlik yani. Büşra dalga geçmiş, sinirleniyorum ben. Nefesimi tutacağım. Kızım sen Selena'yı çok izliyorsun herhalde. Kıvılcım'a mı benzetiyorsun kendini? Yani birazcık Kıvılcım'la ortak kişilik özelliklerimiz var. İlayda çiçeğimi kabul eder misin? Ay git ya, gerçekten ben senin kuşun falan değilim. Ha, bir kuş olabilirim ama. Aa, tabii olabilirsin, senden çok güzel kuş olur. Ha, olur ama senin üstüne uçan tarzdan. Anlıyor musun gerizekalı? Senden ne bilirim, git başımdan. İlayda ama ben sana çok aşığım ya. Şunu kabul etsen ne olur sanki. Evet İlayda ya, kabul etsen ne olur çocuğun çiçeğini. Ne var yani? Ne olacak? Allah'ım, bu okulun metrek arabaşına ezik çoğalmaya başladı. Gerçekten metrek arabaşına ezik düşüyor ya. Tamam İlayda, gidiyorum. İlayda görüyor musun? Çocuğu kırdın kalbini. Sana ne kızım ya? Sana ne, sana ne? O kadar acıdıysan Berk canı bana versen ama. İlayda. Tamam Berk can, bir şey söylemedim zaten. Neyse ya, ben de yerim oturayım. Öğretmen gelir. Ne yapıyorsun sen daha? Okul çıkışı hala burada bekliyor musun? Evet. İlayda'yı ölene kadar bekleyebilirim. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Lan defol git kan başından. Tepe bak. Sen benden kısasın bir de. Küçücük boyunda büyük işlere kalkışıyorsun. Saçı gibi de çiçek almış. Niye, maviyi sevmez misin sen? Sen seviyorsun diye maviyi sevmiyorum. Ay şuna bak ya. Bıdık seni ya. Bıdık mısın sen ya? Sen bıdık mısın ya? Allah'ım yarabbim, İlayda ya. Ne yapıyoruz? Yere gideceğiz mi güzelim? Yo, bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Berkcan ne diyorsun? Ne bileyim güzelim ya, takılalım biraz. Aslında olabilir ya. Ben de sıkıldım. Ayşe ne dersin? Hep beraber takılalım biraz. Bence takılalım. İlayda sana söylemedim zaten. Kanka ben eve gitmem lazım. Benimkiler bekliyor. Ha öyle mi? Evet evet kanka ya. Bizimkiler bekliyor. Benim eve gitmem lazım. Ayşe hadi kızım, gel beraber gidelim. Benim evim orada ya. Seni de bırakayım. Tamam öğretmenim. Allah Allah. Ayşe'nin öğretmenle ne işi var? Ne alaka? Bilmiyorum ki. Baksana dedi ya kadın, yakınmış evleri diye. Belki geç ayken bırakmak istemiştir. Anladım. Ben bu öğretmenin orada oturduğunu bilmiyordum. İlayda ya. Tatlım benim ya. Kuşum benim. Bu çiçeği kabul et. Lan bak kuş falan diyor. Bunun üzerine bir uçacağım şimdi. Niye İlayda ya? Çok sempatik çocuk ya. Bence bir değerlendirsen. Büşra. Ne sempatik, kim sempatik, o mu? Berkcan ya, of şurada şaka yapıyoruz ya. Ben kimseyi senden başka kimseyi sempatik bulmam, merak etme. Kıskanma yani. Yok canım, ne kıskanması? Ben hiç kıskanır mıyım? Hiç kıskanmazsın gerçekten, Allah'tan hiç kıskanmazsın. Eviniz burası demek. Evet öğretmenim, burası. Hadi girelim o zaman içeri. Ne oluyor Ayşe? Bu hanımefendi de kim? Şey,
baba, o benim öğretmenim. Merhaba, merhaba. Ben Ayşe'nin öğretmeniyim. Hayırdır? Bizim kız bir yaramazlık mı yaptı yoksa? Hayır, ne yaramazlığı beyefendi? Nereden çıkardınız? Sadece veli toplantısında da yoktunuz. Bir gelip ailesiyle konuşmak istedim. Annesi yok mu? O nerede? Yok annesi. O çalışıyor. İşte, hayırdır? Bir yaramazlık yaptıysa söyleyin, hemen kulağını çekeyim. Beyefendi, ne münasebet. Bir yaramazlık falan yapmadı. Sadece kızınızla ilgili konuşmaya geldim. Hem kulak çekme falan ne? Öyle şeyler olur mu? Çocuklara şiddet diye bir şey yoktur. Niye olmasın ya? Olur olur. Neyse ya, başka konular varsa benimle konuşmayın. Anasıyla konuşun. Ne diyorsunuz beyefendi, anasıyla falan? Siz babası değil misiniz? Yok yok, o benim üvey kızım. Bunu benim öğretmenimin yanında söylemeseydim. Ne diyorsunuz beyefendi? Bir çocuğu bu kadar küçük görmeye hakkınız yok. Ve öğretmenin yanında rencide ettiniz. Kendinize gelin. Ayşe'nin ne problemi oldu, şimdi daha iyi belli oldu. Aman çok tatın ya. Allah'ım yarabbim. El çocuğunu mu çekecektik ya? Ayşe. Efendim öğretmenim. Lütfen bunu arkadaşlarıma söylemeyin. Rezil olurum. Kızım, rezil olacak bir şey yok. Ki arkadaşlarına söylemeyeceğim. Ama bunu bu şekilde katlanman gerekmiyor. Bak, derslerini falan da etkiliyor. Baban yok mu? Kendi baban. Var ama onunla çok uzun zamandır görüşmüyoruz bile. Beni hiç arayıp sormamış. Her zaman küçükken bile hiç aramamış beni. O yüzden olmadığı için de bunlara katlanmak zorundayım. Tamam kızım, kendine gel. Öğretmenim, lütfen arkadaşlarıma söylemeyin. Tabii kızım, asla söylemeyeceğim. Bu senin özel hayatın. Ama bunu bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Peki öğretmenim, ben şimdi gidiyorum. Kendine dikkat et. Yine konuşacağız bu konuyu. Peki öğretmenim, teşekkür ederim. Arkadaşlarım bunu öğrenmemesi iyi oldu. Öğretmenim inşallah ona hiç söylemez. Umarım kimse duymaz bunu. Ayşe, ne oluyor? Emir, sen nereden çıktın? Burada bir ses duydum. Sana gelmiştim sürpriz yapmak için. Ve senin ağlama seslerini duydum. Ne oldu? Yok bir şey Emir. Öyleyse canım sıkıldı, ağladım. Sınav kötü geçmişti de geçenki. Ona ağlıyordum. Ayşe, kendine gel. Sınav falan kötü değildi. Niye ağladığını söyle. Emir, biliyor musun? Neyi? Sana anlatacağım sadece bunları. Evdeki babam üvey benim. Ve bana hiç iyi davranmıyor. Nasıl sana iyi davranmıyor? İşte ben başkasının kızı olduğum için hep beni hor gördü. İstemedi beni hayatında. Her zaman fazlalık olarak gördü. Annemle arasındaki sorun olarak görüyor beni. Bunu sana yapamaz. O zaman gel bizde kal. Bu evde kalmak zorunda değilsin. Hayır, bunu yapamam. Annem üzülür. Ama annen seni düşünüyor mu? Sen üzülürsün diye. Emir, lütfen bunu kimseye söyleme. Aramızda kalsın, tamam mı? Peki tamam, merak etme Ayşe. Aramızda kalacak. Ama buna bir şekilde çare bulmamız gerekiyor. Merak etme Ayşe, ben yanındayım. Benim babamı bulmaya çalışacağım Ayşe. En azından böyle yardım ederim sana. İyi ki varsın Emir. Sen de Ayşe, sen de iyi ki varsın. Of, hazır hafta sonu. Biraz babamgilin yanına gideyim köye. Annemgilin yanına. Orası bana daha iyi gelecek kesin. Çünkü burada oturdukça daha çok sıkılıyorum. En iyisi köye gitmek. Biraz bir şeyler alıp gideyim köye. Berkcan, senin ne işin var? Bin arabaya güzelim, bin bin. Berkcan, senin ne işin var ya? Sabahın köründe niye geldin? Nereye gidiyordun güzelim sen sabah sabah? Nereye gideceğim? Babam gelin, oraya gideceğim. Biraz hava almak istedim. Tamam işte, beraber hava alırız, fena mı? Peki Berkcan, sen de gel yani. Zaten gelecektim ya, sana mı soracaktım? Tabii bana soracaktın. Babam duymasın böyle konuştuğunu. Mis gibi köy havası. Köyde olmak çok güzel bir duygu. Bence de çok güzel. Sen seviyor musun köyü? Evet, çok severim. Ben de çok seviyorum Berkcan. Gerçekten çok güzel her şey. Annem gibi içeride mi? Anne, baba, anne. Aa kızım, sen mi geldin? Evet anne, ben geldim. Nasılsın anneciğim? İyiyim kızım. Sen gelmezdin, hafta sonları işlerin oluyordu. Aman anne, bu hafta sonu işe gitmeyi verdim. Sizi çok özledim anneciğim. Ben de seni özledim kızım. Hoş geldin Berkcan oğlum. Geçin oturun biraz. Babam gibi nerede anne? Onlar da Halit amcamla beraber yürüyüşe çıkmışlardı. Ha anne, Halit amca burada değil mi daha? Evet evet kızım, burada. Anladım anneciğim. O zaman biz böyle birazcık takılalım. Aa baba, sen mi geldin? Kızım, sen gelmezdin, ne oldu? Ya baba ya, siz de benim gelmemi istemiyormuşsunuz gibi hareket yapmayın. İşte geldim, sizi özledim. Hem de köyü de çok özledim. Köy havasını da. Aa,
Halit amca da geldi. Halit amca niye bu kadar sinirlisin? Yo, sinirli değilim. Sinirlidir o, boşver. Güzelim, çok konuşur o. Berkcan, o senin baban, biraz saygılı ol. Halit amca iyi misin? Nasıl iyi olayım? Beni beş parasız bırakan oğlumla yüze gelince kötü oldum tabii. Ne? Berkcan ne diyor Halit amca? Onu hak ettiğini söyle güzelim ona. Hak etmiş ki yapmışım. Eğer bir evlat babasını parasız açıkta bırakmak ister mi? Annesi üzülmese. Kızım sen söyle. Kimsenin onun annesini üzdüğü falan yok. O yanlış anlıyor. Hiçbir şey dinlemeden karar veriyor. Ya ne oluyor burada? Lütfen böyle şeyler yapmayın. Baba bu konuyu burada konuşmak istemiyorum. Berkcan. Dur Berkcan, ne yapıyorsun? Bir dakika Halit amca, ben konuşacağım onunla. Tamam kızım. Hemen geliyorum. Berkcan ne oluyor? Babana nasıl davranıyorsun? Hak ettiği gibi. Ne yaptın sen babana? Ondan her şeyini aldım. Benim üzerime vermişti tüm mirası. Annemi de üzülünce ondan tüm haklarını üzerinden aldım. Ne yaptın sen Berkcan? Annem buna çok üzülür. Evet, zaten ona da açıklayamadım bu yaptıklarımı. Üzüleceğini bildiğim için. Maalesef ki öyle. Berkcan lütfen. Bak baban kaç gündür burada kalıyor. Tabii ki de bize bir yük değil. Ama baban kendini çok kötü hissediyordur burada tek başına. Beş parasız. Bunu ona yapmaya hakkın yok. Senelerce emek verip çalışmış kazanmış biri o. Bunu gerçekten yapmaya hakkın yok senin. Ne yani? Özür mü dileyim? Tabii ki de dile. Özür dilemek kötü bir şey mi? Büyük erdem. O senin baban. Hem annenle babanın arasındaki özel konulara karışma. Büyükler halleder. Tamam peki o zaman. Baba, efendim Berkcan. Ne oldu Berkcan? Baba kusura bakma, özür dilerim. Yani yaptığından pişman mısın? Evet baba, pişmanım. Bunu yapmam hiç gerekmezdi. En çok da benim canım yandı, emin ol. Sana bunu yapmaya hakkım yoktu. Canım oğlum, babalar her zaman affeder. Evlatlar da hata yapar. Ben seni affettim. O zaman hadi sizin barışmanızı kutlayalım. Akşama güzel bir yemek hazırlayalım anne. Tamam kızım. O zaman baba oğul barışmasına güzel bir yemek hazırlayalım. Bence de anneciğim, süper olur. Vallahi dostum, köyden de hiç gidesim yok. Aynen öyle ya. Köye geldiğim mi hiçbir yere gidesi gelmiyor insanın. Kesinlikle öyle. Köy mükemmel bir yer. Güzelim biraz yürüyüşe çıkalım mı? Köyünüzü bana gezdir. Tamam gel. Bak küçükken hep burada oynardık. Tam bu ağacın altında. O kadar ağacın içinde bunda oynardık. Neden ki? Buranın bir önemi mi var? Hayır, buradaki ağaçtaki yere isimlerimizi kazırdık da ondan. Hatta benim Ersin diye bir arkadaşım vardı. Bak onun E'si hala duruyor. EB olarak. Ersin kimmiş lan? Hemen siliyorum onu. Ya saçmalama ya. Daha küçüklük arkadaşımdan mı kıskanacaksın beni? Hayır, adın hiçbir yerde kimseyle yazamaz güzelim senin. Allah'ım ya, bence gerçekten bunu bile kafana taktığına göre kafayı bozmuş olmalısın. Hayır güzelim, böyle bir şey olmaz. Onu falan sen. Ersin'i yemin ederim buradan attın mı ta gezegenlerin tümünü dolaşır gelir. Ya of ya, tamam Berkcan, bir şey söylemeye gelmiyor. Sana anılarımı anlatıyorum. Anılarını anlatırken sadece beni anlat güzelim. Çünkü ben sadece senin anılarında benim olmanı istiyorum. Tamam ya, diğer hepsini sileyim o zaman. Annemi babamı falan da sileyim. Yok ya, onlar kalabilir. Ama abini silebilirsin. Abim duymasın Berkcan bunu. Yoksa seni mahvedebilir, biliyorsun değil mi? Mahvetsin güzelim. Senin için mahvolmaya razıyım ben. Ya saçma sapan konuşma, babamgil duyacak. Duysunlar. Zaten biliyorlar. Yakında istemeye geleceğiz. Ha yakında. Yani şöyle bir yaklaşık 12-13 hatta 15 yıl sonra. 15 yıl mı? O çok ya. Ölünce mezara girince mi baba ya? Mezara girince mi? Ya saçmalama, sus sus. Tamam, Allah Allah. Babamgil duyacak. Hadi onların yanına gidelim. Şurada takılırız diye güzel baş başa. Yürü Berkcan. Ne yapıyorsunuz baba? Ne yapalım kızım ya? Eski anılardan bahsediyorduk. Anladım babacığım. Bir kere Halit amcan damdan düşmüştü de onu anlatırdık. Ne? Damdan mı düştü? Evet evet. En iyi atlayan kazanır diye kızın birine hava atacaktı. Damdan düştü. Bak işte o zaman bile kadınlara karşı hep bir şeyler yapıyormuş. Oğlum. Tamam baba tamam, neyse bir şey demiyorum. Ya gerçekten komikmiş Halit amca ya. Kızım sen de gülme babanın uyu. Ama komikmiş gerçekten. Ben bir lavaboya gidip geleyim.
Peki. Aa, telefon çalıyor. Kim arıyor kızım? Arkadaşım baba, hemen geliyorum. Bu adam şimdi bu saatte beni niye arıyor ya? Efendim. Neredesin sen? Ailemin yanındayım. Hayırdır? Ailenin yanında kaçıp yoksa her şeyi anlattın mı? Hayır, hiçbir şey anlatmadım. Anlatmayacağım da. Anlatırsan seni mahvederim. Haberin olsun. Bir şey anlattığım falan yok, tamam mı? Hiçbir şey anlatmıyorum. Yarın işe geliyorsun değil mi? İş var burada. Tamam, geleceğim peki. Sakın o geçenki sarışın sibili çocuğu yanında getirmiyorsun. Tek başına geleceksin. Peki tamam, geleceğim. Ben ne yapacağım ya? Bu adamla büyük başım dertte. Büşra. Ne yapıyor orada ya? Beni mi dinledi yoksa? Büşra kızım, bir sorunun mu var? Hayır Halit amca, hiçbir sorunum yok. İyiyim. Arkadaşımla ödev konusunda tartışıyorduk da. Ha, ödev konusunda öyle mi? Evet evet, ödev konusunda tartışıyorduk. Bir sorun yok. Yarın ödevini teslim edeceğim de onun. Peki kızım, anladım. Berkcan çıkmadı mı lavabodan daha? Çıkar ya birazdan herhalde. İnşallah bir şey duymamıştır. Eğer duyduysa çok kötü olur. Babam her şeyi öğrenir ve tekrar her şey kötüye dönebilir. Anne, anne. Efendim kızım. Anne, babamlar nerede? Ya onların erkenden işi varmış. Çıktılar. Babam bahçede. Halit amcanın da işleri varmış. Anladım anneciğim. Berkcan nerede peki? O da bahçedeydi. Senin uyanmanı bekliyordu. Güzelim. Neredesin sen ya? Sabahları da bir ayrı güzel oluyorsun güzelim. Saçmalama Berkcan ya. Yine başlama. Ama güzelim öyle ya. Sabahları güneşten önce senin yüzün doğuyor bana. Berkcan, ben yanlış mı görüyorum? Neyi? Şu gelen İlayda mı? Ben yanlış mı görüyorum? Hem de koşa koşa geliyor. Ay, çok yollar geldim. İlayda, ne yapıyorsun sen ya? Koşarak mı geldim buraya kadar? Ya saçmalama. Tabii ki koşarak gelmedim. Benzinim bitti. O da kaldı petrolde. Ben de burayı koşarak buldum. Sizi yalnız bırakacağımı mı sandınız ha? Hadi ben de geldim köy havası almaya. İlayda, biz döneceğiz tekrar. İstersen annemle kalıp köy havası alabilirsin sen. Ne? Dönecek misiniz? Öf, ben dönecektim zaten. Burada tezlek kokuyor, bok kokuyor ya. Üf, saçmalama İlayda. Tabii ki de kokacak tezlek. Burası köy ve tezlek kokması çok normal. O hayvanların etini, sütünü yiyorsun ama o zaman hiç kokuyor demiyorsun. Hem seninki parfüm mü kokuyor? Tabii canım benim. Yani affedersin ama çişim bile parfüm kokar. Saçmalama İlayda ya. Saçmalama gerçekten. Durun ya, ben de geleyim, ben de. İlayda, sen kendi arabanla gel hadi. Ya beni burada bırakmayın ya. Ay, kaldım köyün ortasında. Niye bıraktın kızı ya? Alsaydık onu da. Büşra, farkındaysan güzelim, burası iki kişilik araba. İlayda'yı nereye alalım yani? Haklısın sen de. Nereye gideceksin sen? Ben bir çarşıdan bir şey alacağım. Beraber vakit geçirmeyecek miyiz? Geçireceğimiz kadar geçirdik Berkcan. Aa, şurada dur, kuaförün orada. Kuaförde mi işin var? Öf ya, ne kadar sorguladın Berkcan. Evet, kuaförde işim var. Beni rahat bırak ya biraz. Tamam güzelim ya, seni baskı uyguladığımı düşündün herhalde. Özür dilerim. Yok ya, biraz işim var sadece. Sonra görüşürüz. Ararım ben seni. O kızı rahat bırakacaksın. Sen kimsin de küçücük bir çocuğu alıkoyuyorsun? Her şeyi telefonda duydum. Çocuğun telefonundan da her şeyi araştırdım. Sen bir çocuğu rahatsız etmeye utanmıyor musun? Halit Bey, sizin akrabanız olduğunu bilmiyordum. Akraban mı olsun olmasın? Bir çocuğu rahatsız etmeye sen nasıl cüret edersin? Bu adam benimle kafayı bozdu. Şimdi ne yapacağım ben? Ne diyeceğim? Halit amca, ne oluyor burada? Kızım sen çık. Ben geliyorum. Aşağıda seninle konuşacağız. Peki Halit amca. Ne oluyor şimdi? Halit amca neden o adamın yanında? Bir şey mi öğrendi? Şimdi bu adam beni mahvedecek bu yüzden. Acaba ne oldu? Halit amca? Neden sorunları başını açtığında bize söylemiyorsun? Benim halledebileceğim şeyler bunlar. Halit amca, sen nasıl öğrendin? Birazcık araştırmayla her şeyi öğreneceğimi bilirsin Büşra. Artık bu adamla bir işin yok. Bu işlerini de bir daha adımını atmıyorsun. Peki Halit amca, her şeyi hallettin mi? Babamın haberi var mı bundan? Hayır, tabii ki de yok. Bir daha sakın işe girme. Okulun bitene kadar, bir meslek sahibi olana kadar buradaki insanlar güven olmaz. Hadi gel, seni evi bırakayım. Halit amca, hafta sonu ama benim kitaplarımı okulda unutmuşum. Onları alacağım, sonra eve geçeceğim. Peki o zaman. Dikkat et. Teşekkür ederim Halit amca, beni kurtardığın için böyle bir beladan. Rica ederim. Ama bir daha söz ver, böyle bir olay yaşadığında ilk bana geleceksin. Söz veriyorum Halit amca. Çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Berkcan da haberi olmasın. Biliyorsun, deli dolu benim çocuk. Tekrar gelip adamı dövmeye kalkar. Kızım, gülecek zaman mı? Tamam Halit amca, yani Berkcan dövmeye kalkar deyince komiğime gitti. Oh be, bu olaydan da sonunda kurtuldum. Çok güzel oldu. Şimdi okuldan gidip notlarımı alayım. Hafta sonu biraz ders çalışırım.
sanırım dolabımdaydı ya. Hangisindeydi acaba? Buradaki dolaplardan birinde miydi? Of ya, bulamadım. Notlarım nerede acaba? Bu adam ne yapıyor ya? Bugün hafta sonu. Öğrenci de yok. Kimsenin bir liste olamaz. Merhaba, birini mi bekliyorsunuz? Evet, bu okulda benim kızım okuyor. Kızınız mı? Ama bugün hafta sonu. Pazar günü bugün. Kimse olmaz ki okulda. Ay aklım ya. Evet tabii, kimse olmaz. Ayşe'yi tanıyor musun? Ayşe'yi mi? Evet ya, şöyle tatlı, güzel bir kız. Evet, benim çok yakın arkadaşım. Ne? Ben onun babasıyım. Ayşe'nin babası siz misiniz? Evet, o benim. Ona ulaşmam gerekiyor bir an önce. Bugün hafta sonu olduğunu unutacak kadar her şeyi karıştırdım. Çünkü uzun yıllar sonra onu buldum. Yani siz onu terk etmediniz aslında. Siz onu kayıp ettiniz. Evet tabii ki. Ben de onu kaybettim. Kızımı çok özledim şimdi. Kızımı bulmak istiyorum. Peki o zaman ben sizi onun evine götürebilirim. Gerçekten mi? Biliyor musun? Evet, dediğim gibi en yakın arkadaşım. Götürebilirim. Peki o zaman hadi bir an önce gidelim. Kızımı görmek istiyorum. Ayşe'nin evi. Demek kızım yıllardır buradaymış. Evet. İstersen sen git zillerini çal ilk. Sonra ben karşısına çıkayım. Peki o zaman ben çalayım. Bu kızı bu evde istemiyorum artık hanım. Yeter artık. Ne diyorsun? O benim kızım. Onu bırakamam. Ya tamam artık ya. Bu evi terk edeceğim artık. İstemiyorum ya. Her gün kovalanmaktan bıktım. Kanka, burada ne işin var? Bu adam da kim? Ayşe, o senin... Senin baban. Ne? Babam mı? Kızım, Ayşe, yavrum. Baba! Kızım! Bana bir masal anlat baba. Ne oluyor orada? Sen de kimsin? Evet arkadaşlar, okuldaki yeni kızın yeni bölümünü hemen istiyorsanız eğer, hemen sabitteki videoyu veya hemen şu sağ chat'teki canlı yayındaki videoyu veya şuradaki durumdaki videoyu hemen yandan tıklayın arkadaşlar. Pozitif Oyun diye yeni bir kanal açıldı arkadaşlar. Pozitif Oyun'a sabitteki yorumdan veya sağdan veya dediğim gibi ekrandan tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Birazdan video var ve ben oradayım. İlk 100 kişiye Robux vereceğiz arkadaşlar. O yüzden hızlıca oraya gitmeyi unutmayın.